Mustafa, tabii şimdi devam eden bir yargı süreci. O yüzden biz de hani gazeteci olarak resmi makamlardan edindiğimiz bilgiler çerçevesinde bu olayı yorumlayabiliriz. Şimdi hadise şu, kamuoyunda yanlış aksettiriliyor ama ya 10 yıldır takip ediliyormuş, neden şimdi aldınız perspektifinden değerlendiriliyor. Aslında öyle değil. Temmuz 2023'te Diyarbakır Cezaevi'nde terör tutuklusu bir mahkumun sanıyorum koğuşunda yapılan bir aramada ele geçen bir belge. Orada 1 Ocak 2014 yılında terör elebaşıyla İmralı'da o dönemki HDP heyetinin yaptığı bir görüşmede HDP heyeti diyor ki sizin demokratik özerklik projenize destek vermek isteyen akademisyenler var. Kimmiş onlar diye sorduğunda Ahmet Özer'in ismini veriyorlar Mersin Üniversitesi'nden, ama orada da bir hata var. Galiba Toros Üniversitesi'ndeymiş, evet, kendisi. Onun üzerine yani 2023 yılında hani tabiri caizse devletin radarına giriyor. 10 yıllık geriye dönük olarak HTS kayıtları inceleniyor. Tabii Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday gösterilme süreci, o kısmı da enteresan. Biz şunu biliyoruz. Şubat 2024'te CHP'nin parti meclisinden Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak Ali Gökmen'di sanıyorum. Ali Gökmen aday gösterilmişti. Sonra o Şubat ayı içerisinde birdenbire Ali Gökmen adaylıktan çekildi. Onun yerine Ahmet Özer getirildi. O dönemde de bu kent uzlaşısı adını verdikleri stratejinin fikri mimarlarından biri olarak biliniyordu Ahmet Özer. Ve kendisinin açıklaması var. Ben buraya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in davetiyle geldim diye. Elbette ki buraya kadar anlattıklarım bir suç niteliği taşıyan şeyler değil. Ancak o süreçten sonra da sanıyorum bu takibat devam ediyor kendisiyle ilgili. Belediye başkan adaylığı süresince ve sonrasında yaptığı açıklamalar, en son biliyorsun Esenyurt'ta bir referandum yapılması vardı, evet, şeklinde bir açıklaması vardı. Yine Esenyurt'ta düzenlenen bir konserde terör örgütü lehine atılan sloganlar söz konusuydu. Bütün bunlar tabii üst üste geldiğinde hani bir de o 2023 yılından beri devam eden o soruşturma ve takibat sonucunda yargı makamları, emniyet makamları böyle bir soruşturmada gelen nokta itibariyle düğmeye basmışlar. Terör şüphesiyle gözaltına alındı. Tabii tabii. Biz bu süreci yaşadık. Terör üyeliği. Tutuklanma sebebi o. Tutuklanma sebebi, evet. Elbette ki hassas bir konu. Elbette ki seçilmiş bir belediye başkanı. Ama İstanbul'un en büyük ilçesi, milyonun üzerinde nüfusu olan bir ilçede terörün gölgesinin siyasetin üzerine düşme tehlikesi de bence bu soruşturmaya hız verilmesinde etkili olmuştur diye tahmin ediyorum. Tabii şunun sorgulanması lazım. Herkes burada devlet neden izin verdi noktasında da. Bak biz bu stüdyoda da geriye dönük olarak kaydını gösteriyor Özgür Özel. Diyor ki işte bakın tertemiz bir sicil kaydı şimdi, var. Ama şimdi hocam birazdan onu daha iyi izah eder. Yani siz mahkeme karşısında kesinleşmiş bir hüküm giymemiş herkes masumdur. Yani şu an hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmaması devletin bu konuda atacağı adımları ertelemesi anlamına gelmez. Yarın öbür gün bak başka bir aşamaya geçseydi, Esenyurt'ta biz kurtarılmış mahallelerden, terör örgütünün faaliyetlerinden bahsediyor olsaydık, bugün eleştirenler diyecekti ki niye zamanında müdahale etmediniz? Çünkü bak biz bu süreci geçmişte yaşadık. Çok uzatmadan ilk bölümde şunu hatırlatayım. 2019 yılında İzmir Urla'da İbrahim Burak Oğuz adında FETÖ'den, değil mi, bir kişiyi Urla adayı yaptılar. Dün Ertuğrul Özkök bununla ilgili bir yazı yazmış. Diyor ki Urla'da aldınız da ne oldu? Urla'da CHP'nin oyları arttı diyor. Zaten üzerinde durmamız gereken nokta bu. Bak ben bir dönem İzmir'de yaşadığım için hem o bölgeyi hem bu adı geçen şahsı biliyorum. Bak İzmir'de havada uçan kuşlar bile o kişinin FETÖ iltisaklı olduğunu bilirdi. Bütün İzmir bilirdi. Evet. Buna rağmen mesela o FETÖ iltisaklı kişiyi 2019'da aday gösterdiler. Süreci incele. Ben bugün köşemde de yazdım. Onunla ilgili teknik takibat hata 2003-2004'lerde başlıyor bu arada. Adam 2009'da FETÖ üyesi olduğu derneklerin tamamından ayrılıyor. Geliyor CHP'ye üye oluyor. Milletvekili adayı oluyor. Sonra birdenbire onu biz belediye başkan adayı olarak görüyoruz. Ya şunu niye kimse sormuyor? İşini yapan devleti eleştiriyoruz. Eleştirelim, tamam. Siz bu adamları neden aday gösteriyorsunuz? Hiç kimse orada bir sorumluluk almıyor. Kardeşim sen Atatürk'ün partisiyim diyorsun. Herkesi cumhuriyet düşmanı ilan ediyorsun. Ama ne ilginçtir ki iki tane proje terör örgütüyle insanların iltisaklı gördüğü, herkesin birçok şeyden haberdar olduğu kişileri de aday göstermekten çekinmiyorsun. Sonra devlet mekanizması devreye girdiler, diyorsun ki ya bunların hakkında bir şey yok, sen bunları niye aldın? E ne oldu? Urla'daki kişi terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve hapisteydi en son, şu an belki çıkmıştır, bilmiyorum. Aynı süreç şimdi Esenyurt'ta yaşanıyor. Dönüp kendilerine şunu sormuyorlar. Biz neden bu isimlere aday gösteriyoruz? Ki bu da neden, çok konuşuldu değil mi? Neden seçmenleri... Ya bu stüdyolarda konuştuk, evet. Biz Ahmet Özer'i çok konuştuk. Neden seçmenlerimize biz böyle bir haksızlık yapıyoruz? Bence CHP'nin çok samimi bir şekilde hem Türkiye kamuoyundan hem kendi tabanından özür dilemesi lazım. Günün sonunda bakıyorsun FETÖ ve PKK ile ilişkilendirilen isimler neden partiden aday gösteriliyor? Milletvekili seçimlerinde de öyle. Evet. Biliyorsun FETÖ'ye metiyeler dizen adamı getirdiler. İzmir'de birinci sıradan aday gösterdiler. Evet. Sonra dönüyorsun herkesi Cumhuriyet düşmanı olmakla, Atatürk düşmanı olmakla suçluyorsun. Ama bu adamların temel niyeti zaten Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ortadan kaldırmak, yıkmak. Kendileri bunu söylüyorlar. Bence üzerinde durulması gereken mesele biraz sanki bu gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.